Evet, Ayasofya'daki etkinliğe dair, İstanbul'un fethinin yıl dönümüne dair etkinlikten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının bir bölümünü getirdik ekrana. Sayın Muharrem İnce ile konuşmaya devam ediyoruz. Bak, ve öncesinde sisteme dair bir problem oldu yine. Şimdi bakın, benim bir anda görüntüye bir baktım, ortada Erdoğan diyorum. Her dakikalardır oradaymış. Bakın, birincisinde Okçular Vakfı'ndaki konuşmasını vermeyeceğiz dediniz, verdiniz. İkincisinde ben konuşuyorum burada. Niye ekran? 35 televizyon onu veriyor zaten. Üçüncüsünde bana habersiz tekrar hemen acilen beni kesip ona bağlıyorsunuz. Ben bir daha sizin kanalınıza gelmeyeceğim. Türkiye bu faşist düzenden kurtulacak. 35 televizyonda Erdoğan konuşuyor. Onun karşısında 2 sene önce rakip olmuş birisiyim ben. Ben gururumla kimseyi oynatmam. Kendi kendinize devam edin arkadaşlar. Bu saygısızlıktır. Türkiye bunu hak etmiyor. Erdoğan'ın babasının malı değildir Türkiye Cumhuriyeti. Ben Erdoğan'dan korkmuyorum. Sözlerimi söyleyeceğim arenalar her yer vardır. Sokaklar vardır. Sayın İnce. Böyle bir şey olmaz. Konuşsun 35 televizyonda, bir tanesinde de ben konuşayım. Ne diye benim zaten sözümü kesiyorsunuz? Böyle bir şey olmaz. Bu doğru değil. Şöyle. Erdoğan bu memleketin kurucusu değil, sahibi değil. Yani çağırıyorsanız buraya birisini, onu konuşturacaksınız. Size söylemiyorum, patronlarınıza söylüyorum. O zaman çağırmayın kardeşim. Ben yalakalık yapamam. Kimseye yalakalık yapamam. Ben sadece AK Parti'ye değil, Cumhuriyet Halk Partisi'ne de demokrasi mücadelesi vermiş birisiyim. Türkiye'nin bir demokrasi mücadelesine ihtiyacı vardır. Saygısızca buluyorum. 16 milyon insan oy vermiş bana. O insanlara saygısızlık yapıyorsunuz. İyi yayınlar diliyorum. Sayın İnce, bir saniyenizi rica edebilir miyim? Sayın İnce. Sayın İnce. Bir araya gidelim. Bir araya gidelim. Sonra dönelim tekrar. Evet, CHP'nin 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olan Sayın Muharrem İnce konuğumuzdu. Fakat az önce izlediniz siz de, stüdyoyu terk etti. Bugün biliyorsunuz İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü ve Ayasofya'da bir etkinlik düzenleniyordu. O etkinliğe döndük. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması vardı. O konuşmayı verdik ve sonrasında Sayın İnce kendisinin konuşmasının kesilmesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yayına dönmemizden dolayı bir tepki koydu ortaya ve buna müsaade edemeyeceğini söyledi ve yayını terk etti. Çok teşekkür ediyorum size. Evet, çok sayıda sorumuz vardı. Süremi yedirmem ifadesini kullandı Sayın İnce ama zaten en fazla şunu söyleyebilirim. Onu gözetiyorduk zaten, programı da uzatacaktık. Herhangi bir şekilde haksızlık etmek istemeyiz tüm bu şartlar altında, yine de onu da söyleyelim. Özlem Gürses, Nihal Bengisu Karaca ve Haber Global Ankara temsilcisi Tuğba Atav'la birlikteydik. Neyse, belki başka bir yayında kırgınlığı geçerse, tepkisi geçerse Sayın İnce'nin yine konuk etmek isteriz kendisini. Ve o dönemde de yine gündemdeki sorulara ilişkin sorularımızı yöneltmek isteriz kendisine. Teşekkür ediyoruz geldiği için aynı zamanda. Evet, İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü dedik. Ayasofya'da etkinlikler düzenleniyordu dedik. Arkadaşlarımız da şimdi zaten o görüntüleri ekrana getirecekler. Bir havai fişek gösterisi var. Biz kapatalım. Size iyi akşamlar dileyelim. Ve o havai fişek gösterisi gelsin ekrana. Şimdi Haber Global.